Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın yeni bir uluslararası hidrokarbon arama ruhsat ihalesine çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Kıbrıs'ta yeni bir ortaklık kurulmasını hedefleyen kapsamlı çözüm müzakerelerinin kritik bir safhaya ulaştığı mevcut aşamada Rum yönetiminin aldığı ihale kararı bir yandan Kıbrıs Türk tarafının adanın doğal kaynakları üzerindeki eşit, ayrılmaz hak ve çıkarlarını hiçe saymakta, diğer yandan ülkemizin bölgedeki kıta sahanlığından kaynaklanan haklarını ihlal etmektedir. Bakanlığımızın bu konuda daha önce yaptığı açıklamalarda da önemli vurgulandığı üzere ülkemiz yabancı şirketlerin deniz yetki alanlarımızda izinsiz hidrokarbon faaliyetlerinde bulunmasına bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde izin vermeyecek kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumak için gerekli her türlü tedbiri alacaktır denildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın yeni bir uluslararası hidrokarbon arama ruhsat ihalesine çıkmasıyla ilgili olarak yabancı şirketlerin Türkiye'nin deniz yetki alanlarında izinsiz hidrokarbon faaliyetlerinde bulunmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini, kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumak için gerekli her türlü tedbirin alınacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bahse konu ihaledeki sözde ruhsat sahaları incelendiğinde 6 numaralı sahanın önemli bir bölümünün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirilen dış sınırlarının içinde yer aldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada Güney Kıbrıs'ın vermeye teşebbüs edebileceği hükümsüz ruhsatlara dayanarak hidrokarbon arama çalışmaları yapmayı düşünebilecek ülkeleri ve şirketleri sahuduğu içinde hareket etmeye adadaki diğer kurucu halk olan Kıbrıs Türklerinin iradesini dikkate almaya ve Kıbrıs meselesinin çözüm sürecine olumsuz etkide bulunacak adımlar atmamaya davet ediyor ve buna göre davranmalarını bekliyoruz denildi.